Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, bir dikiz videolarımıza yeni bir oyun daha ekleyeceğiz ama oyunun adını unuttum. Soul Worker'dı galiba, emin değilim. Oyuna girdim, oyunun herhangi bir yerde adı yazmıyor. Tam bir gördüğünüz gibi Japan anime oyunu. Evet, şimdi oyunu oynayacağız. Şöyle baktığım zaman kılıç var, çift tabanca var, orakımsı bir şey var. Elektro gitar var. Şuradan Seipatsu'nun garip bir silahı var. Ben tabancayı seçeceğim galiba. Şuradan tabancayı seçiyorum. Tam bir anime. Oh 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 oh, aman aman aman. Dünyayı yok etti. Dünyayı yok etti, aferin. Erwin Archlight. Archlight karakterimiz. Profili neymiş? Kontrol. Fight with Gun Jazzers. Gun Jazzers'lerle savaşırmış. Hızlı hareketler ve aksiyonlarla düşmanını alaşağı ediyormuş. Next diyoruz karakterimize o zaman. Karakterimiz mükemmel. Hiçbir şekilde karakterimizi değiştirmeye gerek yok. Sadece adının dede olması gerçekten çok hoş olurdu. Zaten var diyor bu isim. Dede diye ismi kim aldı? Hangi sevenimiz aldı acaba? Tamam, karakterimizi açtığımıza göre oyunumuzu başlatabiliriz. Bence buna hiçbir engel yok. Ne kadar güzel bastı bacaklı karakterler. Bu oyunda bir MMO. Aynı Skyforge gibi bir action MMO olduğunu düşünüyorum. Kim 18 yaşındayken en büyük geliştiriciler ödülünü kazanır ki? Bu çok dikkat etmediğim için de. Uykumda bile böyle bir şeyi kazanabilirim. Bu inanılmaz oyun sıradan bir lise öğrencisi tarafından mı yapıldı? Aman, mükemmelim işte. Herkes benim ne kadar aşmış olduğumu söylüyor. Bu çok can sıkıcı. Dur bakayım. Kızla erkek karışımı karakter. Dev bir void açıldı. Karanlık bir geçit açıldı. Daha yakından bakalım. Ne kadar ilgi çekici. Sen aslında nesin, söyle bana. Oyun programcımız galiba gelişine aksiyona atlayacak. Hadi yapalım bunu. Beni yut, yut beni kara delik. Kendim anlayayım ne olduğunu. Böyle de bir manyak işte yani. Bir şey oldu, mutlu musun? Level 1 bir dedeli olarak aşağı doğru düşüyorsun. Ve hatta aşağı düştü. Başka bir dünyada uyandı. Normalliğe bu dünyada artık yer yok. Bu dünyayı değiştirme gücüne sahipsin. Bu söylediğini tam anlayamadım. Ne yalan söyleyeyim, okuyamadım da çünkü. Oh! Kara delikten emilmiş şeyler aşağı doğru düşüyor. Bir yandan da biz düşüyoruz. Yön verebiliyor muyum kendime? Yön veremiyorum. Lömbürt diye yapıştım yere. Amanın, burası da nedir böyle ya? Bu yazıları geçebiliyor muyum? Bir set olmak için çok fazla büyük. Hey, kimse burada, burada kimse var mı? Bana cevap verin. Hey, buraya gel. Garip çocuk. Siz, sen de nesin? Nereden geldin? Ne yapıyorsun, buraya gel dedim. Korku filmlerinde de insanlar aynen böyle ölür. Acaba gitsem mi? Zıplama yok. Ama garip çocuğu takip et diyor bana. Peki. Çok güzel, buraya gel. Garip çocuk, sabaha kadar beni bir yerlere mi çağıracaksın? Jump jump. Tamam, deneyeceğim. Hah, zıplama özelliğimi şimdi verdi bana oyun. Mükemmel. Yalnız çizgi film, yani anime grafik. Sonra çizgi film dedim, birileri çok kızıyor. Çizik çizik grafik diyelim. Gerçekten
Güzel olmuş. Hap hıp. Hap hıp diye zıpladım oraya. Lise kıyafetlerimle geldim. Heh. Lise kıyafetleri ve kırmızı kravatla şimdi bakalım yaratıklarla baş edebileceğim mi derken. Derken. Elimde silahlarım oluştu. Anlamaya başladım. Benimle savaşmak mı istiyorsunuz? Oh 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 oh. Yardırdı. Kombo üstüne kombo yaptı. Bu senin gücün kardeşim. Bununla her şeyi yapabilirsin. Şimdi yapman gereken tek şey eğlenmek. İyi de ben ateş etmiyorum ki. Çıldırıyorum resmen. Bildiğiniz çıldırıyorum ben. Çabuk bu yöne. Burada birisi daha mı var? Bu çocuk büyük boşluktan geldi. Hemen buradan gitmemiz lazım. Sana daha sonra anlatırım. Yavrum tut elimi tut. Elimi tut yavrum çek beni. Ha çekmiş zaten beni yukarı tamam. Hemen buradan topuklayalım dediler. O yaratıkla şimdi evet. Tabii ki arabayı takip ediyor. Tabii ki kaçamıyoruz ondan. Arabayla aynı hızlı hatta daha hızlı koşuyor. Ama belli ki tek gücü olan biz değiliz. Ha. Kız ağzına yapıştırdı alev topunu. O da onu bir tane kayadan top yapıp yakaladı. Yaratık çok dirayetli. Hiçbir şekilde kurtulamıyoruz ondan. Ne oldu? Ana herkes durdu bir tek ben hareket ediyorum. Biz tekiz. Aynı zamanda da ikiyiz. Seni korumaya yemin ettim. Biz birlikteyiz. Bunu unutma. Beni bir an önce bul tamam mı? Söz ver. Oo, yaratığa Aduketo attı. Hiçbirimizin yapamadığı Aduketo başardı. Lütfen yaratığın tecrübe puanını ben alayım. Neler oluyor be? Hey! Yatmayı bırak. Kendine gel. Büyük void buymuş. Bizim dünyayı yutup buraya tüküren. Şu karakterlere benzetmeye çalışıyorum yanımızdaki tipleri ama galiba hiçbirisi değil. Görevler bu renk, diğer yan görevler öbür renk. Değişik değişik aksiyonlar. Siz nesiniz abi? Emmi? Yok mu aranızda benimle konuşacak olan? Yolun sonuna git. Basit bir görev. Galiba bunu yapabilirim. Ha, mouse'umu böyle serbest bırakabiliyorum. Karakterime bakabiliyor muyum? Fazladan tecrübe puanı kazanıyorum. Ne hoş. Konuşma. Lilium Room. Oo, bakın kimler uyanmış. Geç konuşmayı. Tamamla. Bana ne anlatacağını merak etmiyorum tamam mı? Zaten kumaşın yetmemiş. Adam gibi etek yapamamışsın kendine. Geliyor musun? Çok yavaşsın ya. Medi Angel. Hadi yürü, koş. İnanılmaz. Acaba bu konuşmalar İngilizce oluyor mu? Yoksa arigato diye bir sürü konuşma dinleyeceğim. Bir şey konuşmuyor, bu da güzel. Bir de böyle şeyler vardır animelerde, gerçekten erkeğe benzeyen tipler. Genel olarak bunlar yan karakterdir. Teşekkür ederim. Habire bana bir şeyler mi veriyorsun? Bombaladı beni. Peş peşe verdi. Benji ile konuş dedi. Examination, inceleme var. Benji'cim. Şurada bir skip dersem eğer bir inceleme yapar mısınız bana? Bana ufaktan bir inceleme lazımmış. Teste geldik diyor. Peki. Ben operatörüm. Daha stajyerim ama umarım sorun olmaz dedi. Hedefe yaklaş.
Buma hedef. F'ye bas. F'ye basılı tut. Peki. Oo, kapı açıldı. Çok güzel. Şimdi testine başlayacağız. Destroy object. Yavrum sen ateş etmiyorsun ki. Silahını ağzına sokuyorsun kübün. Basılı tutabiliyor muyum? Vallahi basılı tutuyorum zaten. Sen kafana göre takılıyorsun ya. Tamam tamam sakin ol. Senin ulaşabileceğin bir yere getirdim diyor onu. Ne yapıyorsun? Jump atak. Jump artı. Ha. Güzel güzel karizmatik atak yapıyormuşsun. Elinde tabancalarınla tekme atman çok hoş olmadı tabii ama olsun. Ne yapalım? R demiş şimdi de. Sana zarar vermeyeceğim, korkma diyor. Aa, karşılık verebiliyorum ona. Ona karşılık veriyorum. Ne yapmamı istiyorsun abi? Ha, sağ klik bomba gibi bir şey ya. Karşılık falan vermiyorum. Evet, bomba. Şimdi çözdüm. Biraz hızlı oldu farkındaysanız. Ay garip datalar geliyor, sen bana bakma. Garip datalar geliyor. Hat hut yaparak içlerinden geçebiliyormuşum onların, güzel. Daha fazla dövüş testi. Ben sizi dağıtırım abi. Anlamıyorum ne söylediğinizi. Japoncam yok. Combat Readiness Test. Ha, yine okumadık galiba tam. O yüzden böyle yalandan sıkıyorum. Ha, gerçekten oldu. Yalandan değilmiş. Gerçekten başardım bunu. Next zone'a uçacak mıyım diye düşünüyordum. Bu bir enerji shield'ı. Ha, şimdi ne yapmamı istediğini söyleyecek. Skill'i skill bar'a koy diyor. Peki. Bu değil mi benim skill'im? Babacığım neden buna izin vermedin? Oo, böyle bir tane skill'im varmış. Onun ne olduğunu şöyle okuyabiliyor muyum? Okuyamadım. İkinci de böyle yardırarak vuruyormuş. Üçüncü de zıplayıp tekme tokat girerek vuruyor. Güzel. Üç tane skill dizebilirmişim oraya. Çok güzel. Skill'leri kullanırken yanında kombolar açılıyormuş. Mükemmel. Arada da Çince söylemen o kadar efsane oldu ki. Efsane ötesi oldu hatta. Sadece tek bir tuşla bütün komboları yapıyoruz. Mükemmel. Şunu kullanıyorum. Kimseye çarpmadığı için yalan oldu. Heh. Şunu kullanıyorum. Birine çarparsa diğer skill açılıyor. Arkasından üçüncü skill açılıyor. Güzel güzel. Tamamen combo, eğlen, yağdır oyunu. Beğendim bunu. Consume skill, regenerated attack. Hepsini görürsün diyor. Bu arada olduğu gibi yardırabiliyorum tabii. Hiç durmak zorunda değilim. O Hiraipa doldu. Öteki de olmamış ama. Şimdi o da doldu. Şimdi hepsi doldu. Test tamamlandı. Hesaplar güzel gibi görülüyor. Ama bir saniye, bir şey yanlış gitti. Ya da ben mi hata yaptım acaba? Son testi yapmamız lazım, üzgünüm. Şimdi final test. Çelik patronla dövüşmen lazım. Oo. Ne diyor?
Ben bir kaçayım aga. Böyle olmaz, sen beni korkutuyorsun. Bir de sana şöyle atarlı hareket yaparsam galiba hallettim seni. Testo Cleo. Bu Japoncanın içinde İngilizce kelimeler olmasına bayılıyorum ya. Skorum nedir? Bütün datalar onaylandı. Bu inanılmaz. Nasıl böyle bir başarı elde ettin? Ha, eğlenceliydi. Çok da alçak gönüllü bir karakterimiz var ya. S Plus, Super Plus yaptık. Go go. Bekleme yapma diyor. Go go hadi. Seninle bir konuşayım. Ne kadar mükemmel olduğumu söylemenize gerek yok. Çok teşekkür ederim. Şimdi nedir? Canım benim. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Tahminler ötesi bir canlıyım. Tam bir anime. Hastasıyız. Mor saçlar. Kocaman gözler. Nasıl böyle mutlu müzik çalıyorsun abi? Kocaman bir void var, boşluk var kafamızın üstünde ya. Yalan olmuşuz resmen. Oo, şimdi ben bu kontrolleri öğrenemem ama. Çok güzel şeyler anlatıyorsun da bana. Bu kadar çok kontrolü ben öğrenemem zaten. Şimdi onu bir bırakalım. Bakayım şurada nasıl bir görev. Yavrum, daha küçük bir silah yok muydu ha? Uçak motorunu almışsın eline, onunla gidiyorsun. Ne diyorsun? 15 yaş. 15. yıl, her neyse. Kazanıldı, alındı diyor bu görev. Galiba şurası görev değil mi? Evet. Peki sen neden üzerine şey bırakma işareti var? Bir seni de bir görevini seçelim bakalım. Ne yapacaksın? Yardırdım gittim vallahi. Vallahi yardırdım gittim. Ama 50 kişiyle konuş deyip duruyorsun, bu böyle olmaz ki. Herkesle konuşalım da bir yere kadar. Great Void. Kafamızın üstünde kocaman şey için ne yapacağız sence ya dedi. Dedim ki hocam sıkıntı yok, sen bana yaratıkları gönder, ben hallederim. Skill point'i aldım. Nereye gitmeliyim? Go go. Go go buraya diyorsun da. Go go bu olmaz. Episode 1. Auto team. Okey. Auto team yalan oldu. Kendi başıma mı girdim? Galiba kendi başıma girdim içeri. Peki nasıl bir şey yapacağım? Vallahi öyle girdin de diyor kafana göre. Hadi bakalım, sonun hayır olsun diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bizde geri vites yok ha. Biz girdiysek girmişizdir. Planlar bulursun, onlarla silahlar yaparsın. Her MMO'da olduğu gibi değişik aksiyonlar. Evet, bir şeyler aldık, planlar aldık, özellikler aldık. Iğım var mı? Var. Çok güzel bir şeyim var. Cem var mı? Premium markete ulaşamazsın diyor. Profilim vardır o zaman, profile ulaşırım diye düşünüyorum. Umarım haklıyımdır. More stat'a ihtiyacım yok. Inventory armor. Benim bir şeyim yok değil mi? Bu common. Common item, common item. Respawner. Bir şeyler olur diyor. Bunu bir çarpı kullanalım. Ne oldu ki? Eşya aldın dedi bir sürü. Aa. Level 5 bonus. Dual fog. Ya işte bunlar oyunun başında gerçekten bizi çok zorluyor. Çok sıkıntı oluyor. Çünkü hiçbir şey bilmezken böyle paldır küldür bunlarla uğraşıyoruz. Efendim. Skillerimiz nasıl acaba şimdi? Buradan başlıyor. Arkasından bunlara dönüşüyor. Peki çok güzel.
bununla başlarsak buna buna dönüşür falan diyor. Şu an için bence bunları çok kurcalamayalım. Şu an için biz böyle yardıralım. Ağzınızı burnunuzu kırmam gerekecek şimdi benim sizin ya. Siz daha da mı geldiniz ya? Siz ne dayak karşısına çıktınız abicim? Şurada size kombonun kralını yapıyorum. Anime ustasıyım. Tabanca dövüşü hastasıyım diyorum. Anlamıyorsunuz beni. Dur sen nesin? Supply box demiş. Bunu kırmadan gidemeyiz. Supply box candır. Toplasana her şeyi. Her şeyi topladın mı? Emin olamadım. Çok korktum bir anda. Gizli yer mi var? Yokmuş. Varsa kaçırmayayım dedim. Bence iyi dövdüm onları ha. Bir şeyler anlattın ama onu da kaçırdım ha. Orada yaratıklara karşı kendine bir savunma mı açtın? E sen bize görev veren kızdın sen. Ne ara buraya geldin ya? Ha? Korunma zırhını indirirsen boynuzu yersin öyle. Neredesin? Bak özelliğim doldu. Özelliğim dolunca acımam. Vallahi kaşını gözünü patlattım onun. Boss gidince Mario'ya döndü oyun. Anam. Bu demodaki yaratık. Bizimki ona çarpmamış. Ağzından içeri girmiş. Kustu onu. Şimdi benim mi ağzımdan içeri giriyor şimdi de? Yo, bana bir bonus bir şekil bir şey yapıyor. Vallahi verdi bonusu. Ne verdi? God Eyes. Bir sürü Eşimut kullandım. Sen ne yaptın? Enerji type'ı. Bir enerji çeşidi. Soul Walker. Sen Soul Walker'sın. Biliyordum. Biliyordum sen bizi kurtaracak olan yiğitsin. Yalnız nasıl bir oyunsa nasıl bir gaza getiriyor insanı. Hep S Plus alıyorum. Hep S Plus, hep S Plus. Aşağıya çalışmıyorum yani. Tamam ben de biliyorum iyi bir oyuncu olduğumu ama... Hep de S Plus alınmaz ki. Diğer insanlar üzülecek yani. Bu nedir biz S Plus alamıyoruz diye. Ana sen nesin? Lan tipe bak. Ha pardon. Görev konuşmasını yapmadık. Ne oldu buraya hiç geri dönmeyecektim falan gibi bir şeyler söylüyor ya. Ya manyak demin seni kurtardım ya. Aa hafızam mı yoktur nedir anlamadım ya. Değişik title'lar kazanabilirsin diyor. Yaratıkları öldürüp eşyalarını upgrade edebilirsin, güncelleyebilirsin. Birçok şey yapabilirim farkındayım. Hemen şuradan inventory edeyim bir şeyler oldu çünkü. Diamond Bones diye bir şey geldi. Valuable Helmet. O zaman şuradan armor'umu da açarsam... Eminim bu Diamond Bones'u şuradan alıp kafama koyabilirim. Evet. Benim olsun. Kaçma ihtimali artı bir. Crit %3. Maksimum cana 200 bilmem kaç. Bunlar hep common. Hep common bunlar. Ne yapıyorsun? Chloe'nin gift box'ını kullanayım mı? Ne oldu? Böyle de bir şey verdi. Bir de pontul verdi bana. Ama bu fashionmış sadece. Sadece modaymış yani. O yüzden kullanamıyorum. Canım manım da arttı zaten. Aa 1 milyon tane Erwin'iz biz burada. Erwin klonları. Hepimiz klon klon üst üste çıkmışız. Şimdi görev burada değil. Başka görevler var etrafta ama onlar... Farklı şeyler. Sen ne yapıyorsun büyücü? Etrafında kartlar falan uçuyor. İlginç, enteresan. Deli doktor. Deli doktor, seninle konuşmak istiyorum.
Senden bir görev aldım sanki. Sanki senden görev aldım deli doktor. Skillerimi açsam bir şey var mı? Sıfır. Bence şu anda bir şey yok. Akasha ve Gester ne bilmiyorum ama skillerde bir şey olmadığı çok belli. O zaman sana şuradan ne diyelim? J diyelim, görev. Helper Heart. Save Tommy in the mission. Control Zone 43. Şunu veririm. Bunu sanki tamamlamışım ben ya. Evet, bunu tamamlamışım ben. Tamamlamış olanı göstermeseydin keşke ya. Tamam, bunu şimdi bana göster. Nerede bu? Bana bunun yerini gösterir misin lütfen? Control Zone 43. Bir daha mı gireyim abi? Ha, hard modu açılmış. Hard modda gireyim. Neyime güveniyorsam hard modda girmek için. Bilmiyorum da normal modda gireyim o zaman bir daha. Normal modda da giremiyorum abi. Ha, şeyini seçmemişim. Olayını seçmemişim, pardon. Helper Heart da buradaymış Tommy'yi kurtarma. Episode 2'ye gireceğim. Ha, evet evet. Şimdi jeton düştü. Tamam kardeşlerim, şimdi jeton düştü. Episodunu seçmemişim. Episodunu seçtim. İkinci bölümüne gidiyorum şimdi. Control Zone 43'ün. Şimdi oldu. Bakın farklı bir yer. Gelin 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 gelin, toplanın. Toplanın, hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın ki size şöyle yapabileyim. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Anlamadım. Acaba hiç arada kaybettiğimiz oluyor mu böyle yaparken? Görünürde çok kaybetmiyoruz gibi görünüyor çünkü. Combo yap diyor. Combo iyidir diyor. Combo is good. Kesinlikle tam bir eğlence. Tam bir eğlence, tam bir çılgınlık. Sana bir sorum var. Sor bakalım hanımefendi. İstediğini sorabilirsin. 15 yıl önce dünya neye benziyordu? Ben sadece hikayeleri biliyorum. Aman çok sıkıcıydı. Her şey bayıktı. Herkes para derdindeydi. Vallahi bir şey söyleyeyim, işte bunu doğru söyledin ha. İşte bu adam bana hasar verdi. Ondan biraz kaçmam lazım. Şimdi oldu. Ama benim canım gitti ya. Canım da dolmuyor. Senin bu yaptığın terbiyesizliktir. Canım dolmayacaksa ya benim bunu bir şekilde doldurmam lazım. Q desem. Evet, Q canımı dolduruyormuş. Güzel bir tahmindi bu. E neyi dolduruyormuş? Spell power'ım gibi bir şey mi dolduruyor belli ki? Oo, çılgıncasına bir şeyler yaptım. Dostlarına, arkadaşlarına mesaj gönderebilirsin. Diye beni uyarıyor. Dur be, ne oluyor? Siz benim ağzımı kırmaya çalışıyorsunuz değil mi? Terbiyesizler. Şimdi kullanayım. Ha, şimdi oldu. Her neyse. Bu her neyse, ben bunu yaptım. 3 tane bir şey arıyorum galiba. Onlardan birini buldum. Ya siz nereden çıkıyorsunuz abicim? Duvarın içinden çıktığınıza yemin edebilirim yani. İşte öyle artistik yapmadan önce düşünecektiniz onu. 7 histerya diyor. Oo, daha garip bir köpek geldi bu sefer. Adı Radar. Gerçekten kaçıyorum sağa sola, inanamıyorum yani. Bana yaptığım hareketler boşaymış gibi geliyordu. Halbuki hiç de değilmiş. Oo, fena yedi beni. Onu son anda pörtlettim.
Az kalsın beni çiğ çiğ yiyecekti. Güzel. Şimdi S Plus almamışımdır artık diye düşünüyorum. Arkadaş yine S Plus aldık ya. Mükemmelliğim burnumdan akıyor resmen. Ne yaparsam hepim S Plus alıyorum. Şuradan bir çıkayım de. Mükemmelliğim burnumdan akıyor ama ruhum da kulağımdan çıkmak üzere. Canım bayağı düştü. Var mı benimle konuşmak isteyen? Ne güzel görev yaptın diye. Ya canım benim, sen niye benim ayağımın dibinde koşuyorsun ama? Böyle sevimli şeyler yapmışlar. Terbiyesizlik resmen. Kardeşlerim bence yeterince güzel bir dikiz. Açıkçası combo ve aksiyon curcunası bir oyun olmuş. Bir animeden beklenen de budur. Ben de bir anime fanı olarak kendim açıkçası. Büyük kılıçlar, devasa silahlar. Anime bundan ibaret yani. Devasa, devasa, devasa. Her şey dev gibi animelerde. Bu kadar basit. Tercümesi budur yani. Güzel oyun. Bence güzel de bir dikiz oldu. Steam'de bedava. Soulworker. O yüzden link paylaşmayacağım sizinle ama Steam'den açıp istediğiniz gibi oyunu indirip yükleyebilirsiniz kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıkçası ben oynarken çok stres attım. Çok beğendim. O bir kedi mi çatının üstünde? Evet abi. Tek bacağını sarkmış bir kedi uyuyor. Hayırlara vesile olsun. Ben oynarken çok eğlendim. Eğer sizler de izlerken beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.